Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Selamun aleyküm arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Geliyor, geliyor, havalı geliyor, güzelliği dillere destan. Bakın kim geliyor, milyonlar. İnşallah, inşallah bir gün beni de milyonlar izleyecek. Şimdi arkadaşlar, bugün ilk defa yavru köpek alan aileler, insanlar, arkadaşlar neler alması gerekiyor diye bir video hazırlıyorum. Ayrıca da sürprizlerle dolu bir video olacak. Bunları almayıp evde de kendiniz bazı şeyleri yapabiliyorsunuz. Bunlardan bahsedeceğim size. İsterseniz ilk olarak mamayla başlayalım. Mama çok uzun ve ayrı bir konu olduğu için ayrı bir video çekeceğim buna çok yakında. Kimsenin değinmediği konulara değineceğim. Mama tercihi yaparken arkadaşlar sezona göre hareket etmeniz gerekiyor. Yaz aylarında daha çok balık, kuzu eti, dana eti tercih edebilirsiniz. Kış aylarında kanatlı hayvanları kullanabilirsiniz. Ben mamanın içinde kanatlı hayvan olan ürünleri pek tercih etmiyorum. Çok güvendiğim bir marka olmadıktan sonra. Benim sevdiğim Proplan markası var. Ben şu an bunu kullanıyorum ama sürekli değiştiriyorum ben. Size çok özel bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi yazın yavrularımız daha az mama yediği için şu öneride bulunmak istiyorum size. Yazın köpeklerinize kedi maması da kullanabilirsiniz. Güvendiğiniz bir markanın kedi mamasının protein değerleri daha yüksek olduğu için yavrunuz az yiyecek ama beslenecek. Bu da özel bir tüyo olsun size. Birçok marka var. Bu bütçeye göre de değişir aslında. Herkesin bütçesine göre tercih edebildiği birçok marka var. Ben daha çok Alman ve İsviçre ürünlerini tercih ediyorum. Köpeklerimize artık çişiyi her seferinde dışarı çıkartamadığımız için bu şekilde petlere yapmasını öğretiyoruz. Bunları köpekler için olanları almıyorum. Hastane malzemeleri satan yerlerden alıyorum. Hasta alt besi. Bunlar 60'a 90 boyutunda oluyor. Ve daha ekonomik oluyor. Bu 30'lu mesela şu anki fiyatı 45 lira. Bunlar daha ekonomik oluyor. Siz de bunları alırken toplu alabilirsiniz. Daha uyguna geliyor. Eczaneden ya da dediğim gibi hastane malzemeleri satan yerlerden alabilirsiniz. Ona böyle rahat edeceği bir yatak alacaksınız. Ben yatağı alırken böyle parçalı ya da sökülebilenlerden alıyorum. Makinede daha rahat yıkayabilmek için. Aslında bu yatağı da kendiniz yapabiliyorsunuz. İnternette birçok evde nasıl yatak yapılır videoları var. Bu yatak 70 lira uygun ama bazen bir bakıyorum yataklar 150 lira, 200 lira. Bütçesi olmayanlar da bu yatağı evinde kendisi hazırlayabiliyor. Çok kolay, bir sürü video var YouTube'da, izleyebilirsiniz bunları. Taşıma çantası. Taşıma çantası da tabii ki çeşit çeşit bir sürü alternatif var. Bu şık bir taşıma çantası. Ben videoda bunun görünmesini istedim. Kapısı da var. Aslında taşıma çantasını da şöyle arkadaşlar, yavrunuzun yaşam alanına koyabilirsiniz bunu. Çünkü yarın öbür gün hiç bunun içine koymuyorsunuz. Birden koyduğunuzda yavru ürkebiliyor. Bunu da böyle kapağını açıp yaşam alanına koyun. Kendisi girip çıkarsa seyahatlerde bunun içinde giderken stres yapmaz. Bunların da plastikleri var. Ben daha çok onları tercih ediyorum. O da yıkanabildiği için. Ve plastikleri şu anki fiyatları 35-40 liradan satılıyor. Gayet uygun ama tabii ki bu uzun ömürlü olduğu için böyle bir şey de alabilirsiniz. O da çok güzel, çok sevimli. Hoşuma gitti benim. Şimdi ona tabii ki mama kabı alacaksınız. Mama kabı alırken de ben en çok demir olmasına dikkat ediyorum. Daha sağlıklı geliyor bana. Çok önemli bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Birçok tüylü ırk bakan ailede tıraş olma travma haline geliyor. Evde mutlaka eşlerinizin tıraş makineleri var. Yavrunuza bu sesi alıştırın. YouTube'da çektiğim videolarda izleyebilirsiniz. Genital bölgeyi temizlemek için ben bu tarz bir makine kullanıyorum. Yavrunuzu büyütürken bu tarz bir makineyle genital bölgesini temizlerseniz, kulaklarını temizlerseniz yavrunuz bu sese alışmış olacak. Yarın öbür gün tıraş olurken de bu ne ona ne size eziyet olmayacak. Eğer gerçekten ben kendim yapabilirim derseniz bu tarz bir makinenin de size ismini yazacağım videonun altına, okuyabilirsiniz. Bunu ben kuaförden aldım ama çok iyi değil. Öyle komple tıraş için kullanılmıyor ama genital bölgeyi temizleyebiliyorum bununla. Konserveler satılıyor arkadaşlar. Mesela bunun fiyatı galiba 10 lira. Bunları da mutlaka yedirebilirsiniz. Profesyonel ürünler ama ben bunu yedireceğime, köpeğime bunun boyutunda 10 liraya kılçıksız bir balık alıp yediririm. Daha mantıklı, siz bilirsiniz.
Ama bunlar da tabii ki kullanılıyor. Hijyene geleceğiz. Yıkama olayı tabii ki birçok şampuan çeşidi var. Bu Bio Pet Aktif. İyi bir şampuan kullandım ben bunu. Güzel temizliyor. İçerisinde maddesi yokmuş. Birçok ürün var ama ben arkadaşlar köpeğimi açıkçası Dalin şampuanıyla yıkıyorum. Gayet kullanışlı, gözünü de yakmıyor, temizliyor. Zaten çok sık yıkamayı önermiyorum ben. Ama siz de böyle köpekler için özel formüle edilmiş şampuanları kullanabilirsiniz. Bunların arasında bir marka önereceğim size, bir saniye. Öneremedim, unuttum. YouTube kanalında biraz aşağı inerseniz yavru köpek yıkama videosunda orada detaylanıyorum, nasıl, hangi şampuanı kullanıyorum, nasıl yıkıyorum, nasıl kuruluyorum diye buradan onu izleyebilirsiniz. Köpeklerde bu deri spreyleri çok kullanılıyor. Herhangi bir patilerinde tahriş olduğunda, vücudu tahriş olduğunda, hatta o yüz tedavisinde bile kullanılıyormuş. Deri problemleri, tüy dökülmesi, vücut kokusu diyor. Bunu da arkadaşlar alabilirsiniz. Bu 70 liraymış. Herkes buna 70 lira verip alamayabiliyor. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Böyle bir pet şişenin içine 1/4 birini gül suyu, 1/4 birini papatya suyu, bir de çok az, yarım fincan kadar sirke koyup karıştırıp buzdolapta muhafaza edip yavrunuzun derisine sıkabilirsiniz bunu. Genital bölgesini temizleyebilirsiniz bununla. Vitamin de çok önemli. Hepimiz hazır mamayla bakıyoruz yavrularımıza. Vitamin, ek gıda önemli. Şu tarz bir ürün. Bu yağ şeklinde. Bunu mamasına da sıkabiliyorsunuz. Ya da yavruların çoğunluğu bunu yalayarak da yiyor. 3 günde bir bir pompa sıkıp ek gıda olarak bu tarz balık yağını kullanabilirsiniz. Bunlar da yine köpekler için üretilenler, biraz pahalı olduğu için ben eczaneden insan çocukları için, bebekler için olan balık yağlarını alıyorum. Onlar daha ekonomiye geliyor ama bu tarz bir yağ da kullanabilirsiniz. Kullanmanız gerekiyor açıkçası ek gıda olarak. Bunların tablet şekilde olanları var. Bunları da kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yavrunuza Allah göstermesin, yarın öbür gün bir sağlık sorunu yaşadığında bir hap yutturmanız gerekiyor. İşte bunu bir sucuğun içine de koyuyorsunuz ama birçok hayvan bunun içinden çıkartıyor. Eylem olarak bir tableti köpeğinizin ağzını açıp ona yutturabilmeniz gerekiyor. Onun için kullanırken böyle bir vitamin tableti kullanın. Bunu da 3 günde bir, 4 günde bir köpeğinize yutturabilirsiniz. Şöyle bir kulak temizleyici var arkadaşlar. Köpeklerde kulak sağlığı da çok önemli biliyorsunuz. Bu solüsyon şekilde damlatıyorsunuz. Pamuğuyla temizliyorsunuz. Güzel bir ürün bu da. Bunu da bulamayanlar için küçük bir şişeye biraz sarımsak yağı, biraz defne yağı arkadaşlar. Akşamdan 1-2 damla köpeğinizin kulağına damlatın. Sabah kalktığınızda normal pamukla temizleyin. Hem olası mantar ve maya oluşumunu da önleyecek ve tertemiz yapacak. Biraz koku rahatsız ediyor olabilir ama gerçekten sağlık açısından kulağı sarımsak yağı ve defne yağı çok güzel temizliyor. Ve mantar oluşumunu da önlüyor. Köpeklerde taramaya bu tarz taraklar satılıyor biliyorsunuz. Bunların metal olanları da var sivri şekilde. Bunlardan alabilirsiniz ama benim en iyi kullandığım, en iyi sonuç aldığım normal insanların kullandığı krepe tarağı. Bu plastik olan, görüyorsunuz ben kullanmışım, paramparça olmuş. Bunların demir olanlarından alıp uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Bu 50 liraya satılıyor, bu maksimum 5 liraya satılıyor. Bu da size bir tüy olsun. Bebeklik döneminde ona böyle onu rahatsız etmeyecek bir tasma alabilirsiniz şıngırtılı. Hem yavrunuzun nereye gittiğini, nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Daha sonra boyun tasmalarına geçersiniz. Bu şekilde. Bunlara böyle oyuncaklar satılıyor. Tabii bu sizin seçiminiz. Bu tarz şeyler alabilirsiniz. Ben şöyle şu şekilde çorapları düğümlüyorum. Gayet oynuyor bunlarla. Hatta internetten izleyebilirsiniz. Böyle pamuklu iplikleri örerek oynayabileceği oyuncaklar kendiniz de yapabiliyorsunuz evde. Bir de en çok önemli ve çok hassas bir konu, köpeklerin kemirmesi için bu şekilde sığır derisinden yapılan kemikler satılıyor. Arkadaşlar bunlar evet oyuncak olarak kullanılabilir ama sağlık olarak, diş temizliği olarak bunlar yeterli değil. Çünkü bunlar ağız salgısıyla buluştuğunda yumuşuyor. En önemli şey arkadaşlar, köpeklerinize kemik vermeniz gerekiyor.
Köpeğiniz, örnek veriyorum, köpeğinizin kafası bu yumruğunuz kadar, kafasından büyük bir kemiği her gün ona verin. Çevremde 3-4 yaşında köpeğin ağzını açtığımda bir bakıyorum, ağzı tartar dolu arkadaşlar. Çünkü hiçbiriniz köpeğinize kemik vermiyorsunuz. Bakın, 15 gün boyunca köpeğinize kemirebileceği bu tarz kuzu kemikleri verin. Her gün bunu kemirsin. 15 gün sonra dişlerini gözlemleyin. Bana teşekkür edeceksiniz. Yani yaşam boyu köpeğiniz bu kemiği kemirmesi gerekiyor. Bu kemiği de nasıl vereceksiniz? Kasaptan bu kemikleri alın. Kuzu kemiklerini, pirzola kemiklerini. Koparıp yutamayacağı kadar büyük kemikleri. Buzdolabınıza koyun. Derin dondurucu kısmında 2 gün beklesin. Daha sonra çıkarıp direkt böyle çiğ verebilirsiniz. Bu onları kemirecek ve diş tartarı oluşumu tamamen ortadan kalkacak. Sağlıklı diş çok önemli arkadaşlar yaşam performansı için. Mutlaka her gün köpeklerinize kemik verin. Ve ilk defa yavru köpek bakıyorsanız mutlaka ona özel bir ateş ölçerde alın. Allah göstermesin, olası bir rahatsızlık durumunda veterinerinize sağlıklı bir cevap verebilirsiniz. Bu da şurayı vazelinliyorsunuz, popodan ölçüyorsunuz. 1 santimetre kadar sokuyorsunuz. Dijital ölçer zaten. Bu da bulunmasında fayda var. Şimdi son yıllarda aslında çağa ayak uyduruyoruz. Ben öncelerde buna çok ön yargılı bakıyordum. Köpeklerin rahatsız olduğunu düşünüp. Ama her gün köpeklerinizi dışarı çıkartıyorsunuz. Bunlar onlar için hazırlanmış patikler. Gerçekten aslında dışarı çıkıldığında ne bileyim cam olabiliyor, batabiliyor. Bunları önlemek için de bebekken bunları alıştırabilirsiniz. Çok rahatsız edecek bir şey de değil. Dediğim gibi ben önceden ön yargılı bakıyordum ama her gün köpeğin ayağını yıkamaktansa bu tarz bir şey giydirmek bilmiyorum mantıklı geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi söylediğim bu püf noktaların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar hemen videomu beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıyorsunuz ve linki kopyalayıp en az bir arkadaşınıza yolluyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bugün kapanmanın son günü. Umarım bu son kapanma olur. Allah'ım yarabbim yoksa hepimiz kafayı yiyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.